Harikasınız. Görüntünün nasıl net olacağını bildiğinize göre en net odağın oluşacağı noktanın tam yerini hesaplamayı öğrenmek ister misiniz? Medyal ve paralel ışınların kesiştiği noktayı biliyoruz. Orijini yine lensin merkezine koyalım ve odakta olmasını istediğimiz noktanın koordinatları da x0, y0 olsun. Medyal ışın orijinden ve x0, y0 noktasından geçtiği için bu doğrunun denklemini y eşittir y0 bölü x0 çarpı x olarak bulabilirsiniz. Paralel ışının geçtiği noktaları da biliyoruz koordinatları 0, Y0 olan ve lense çarptığı nokta ile lensin odak noktası olan eksi F virgül 0. Bu doğrunun eğimi Y0 bölü F. Y ekseni kesim noktası ise Y0'dadır. Bu doğrunun denklemini de Y eşittir. Y0 bölü F çarpı X artı Y0 olarak oluşturabilirsiniz. Bu doğruların kesiştikleri noktayı bulabilmek için de bu iki denklemi birbirine eşitlememiz gerek. Y0 bölü X0 çarpı X eşittir. Y0 bölü F çarpı X artı y sıfır. İki tarafı da y sıfıra böldüğümüzde 1 bölü x sıfır çarpı x eşittir 1 bölü f çarpı x artı 1. E elde etmiş oluruz. Bir de x'e bölersek 1 bölü x 0 virgül 1 bölü f artı 1 bölü x ise eşit olur. Bu denklemdeki x'in doğruların kesiştikleri noktanın x koordinatı olduğuna dikkatinizi çekiyorum. Şemamıza göre bu x eksi i'ye eşit olduğunda oluşur ve x sıfır da cismin uzaklığına yani o'ya eşittir. Bu değerleri denkleme yerleştirdiğimizde 1 bölü o eşittir 1 bölü f eksi 1 bölü I, bölü i şeklinde ifade edilir. Bu denklemi genellikle 1 bölü o artı 1 bölü i eşittir 1 bölü f olarak kullanıyoruz. İşte bu kadar. Buna basit lens ya da mercek yasası deniyor ve lensten uzaklığı o olan cismin f odak uzaklığında odakta olacağı uzaklığın i e olduğu anlamına geliyor. Sıradaki alıştırmada bu fikri anlayıp anlamadığınızı test edeceğiz.